İzmirliler hatırlar değil mi? Yaşı müsait olanlar. İzmir Fuarı'nı. Türkiye'yi bırakın, Avrupa'dan misafir ağırlardık. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçiler dediğimiz Türk vatandaşları izinlerini İzmir Fuarı'na göre ayarlarlardı. Türkiye'den İzmir'e hepimiz tanık olmuşuzdur aşağı yukarı. İzmir'de yaşayan insanların misafirleri, İzmir dışında yaşayan ve onları ziyaret edecek eş, dost, akraba ziyaretlerinde bulunacak misafirleri İzmir Fuarı'nın açıldığı günlere denk getirirlerdi eş, dost, akraba ziyaretlerini. Ki İzmir Fuarı'na da gelebilsinler. Milyon insan gelirdi biliyor musunuz? Milyon. İzmir nüfusu kadar da dışarıdan insanlar gelirdi İzmir Fuarı'na. Bütün sanatçılar İzmir Fuarı'nda sahne almak için can atarlardı. Hatırlar mısınız? İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Sibel Can. Hepsi İzmir Fuarı'na gelirdi. İzmir Fuarı 10 yıldır ne durumda görüyorsunuz değil mi? Yani İzmir Fuarı'nın 10 yıldır ne durumda olduğunu görüyor musunuz? Atıl durumda. Müjdeler olsun efendim. 9-13 tarihleri arasında Eylül 14 gün süreyle fuar açık kalacak efendim. Eski fuar gibi mi? Hayır değil. Eski fuarın hiçbir özelliği kalmadı. Bu yüzden dolayı sayın artık heyecanlanmıyoruz. Fuarın açılış tarihlerini iple çekerdik biz. Çocukken giderdik fuara. Ailemize baskı yapardık bizi fuara götürün diye. Evde dolup taşardı ne hikmetse fuar zamanları. Dışarıdan bir sürü eş, dost, akrabalar gelirdi. Fuar zamanını böyle geçirirdi İzmir. Hayat dururdu İzmir'de. Hayat fuara göre şekillenirdi. Fuara göre şekillenirdi. 9-13 tarihleri arasında açılıyor fuar. Ama heyecanlanmıyoruz.